Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Evet, burası bu kadar yeterli bence. Hala eksikleriyle dolu bir salon. Hiçbir şey daha hala tamam değil. Bugün var ya, saat şu anda kaç bin hiç bilmiyorum. Evet, 2:30 ve ilk defa sabahtan açmadım. Böyle geç açayım dedim. Tamamen işte salonda YouTube'da bir şeyler izliyordum. Ondan sonra her izledim bir vlog başlat dedim. Ve telefonum zaten elimdeydi. Hemen işte kamerayı açtım. Ondan sonra bugün Beril'le aşağı ineceğim ben de. Böyle kedi maması aldım. Beril sürekli aşağı inip kedileri besliyor. Sabah da götürdü bir şeyler. Dün arta kalanları böyle işte o alüminyum tabaklar var ya, saç boyası için aldığım, saçlarım da var ya çok fena. Saçlarımı yani bir duşa falan girmem lazım. Neyse. Ondan sonra İşte Beril için aldım. Sabah götürdü. Dün Artan yemeğe götürdü. Şimdi bu akşam da ben onunla birlikte yiyeceğim. Tavuklu bir şeymiş o da herhalde. Bugün marketten aldım. Parça etli ve jöle soslu diyor. Böyle ıslak mama alacakmışız. Beril öyle söyledi. Tavuk etli. Bir de şeymiş. Bunların yaş şeyleri varmış. Kediler için. İşte bebek mamaları gibi aynı herhalde. Yetişkin kediler için tam ve dengeli yaş kedi maması diyor. Öyle tenekenin içinde böyle daha iyi olur dedim. Hani sürekli o alüminyum tabaklara boşaltmaktansa. Da bulgur pilavı vardı. Okan yedi ve gitti. Evde kimse yok. Tek başınayım. Toygar da işe gitti. Toygar işe gitti. Artık çalışıyor ya kendisi. Bir emlakçı olarak. Patlıcan almıştım. Şöyle yemek yapacaktım aslında ama. Sonra da vazgeçtim. Niye vazgeçtim bilmiyorum. Neyse yarın yaparım. Onu dolaba kaldırayım hemen. Orada kalmış poşetleri boşaltınca koymuşum. Sabah markete gitmiştim. Burada pirinç ıslattım. Günün menüsünü söyleyeyim mi size? Yemek hazırlıkları zaten başladı da. Pirinç ıslattım. Pirinç pilavı yapacağım. Ondan sonra burada pirinç için, yani pilav için tencereyi çıkardım. Bunu da yapacağım. Sıcak. Neden sınmış bu? Şuraya koyayım. Burada da tavuk haşlanıyor. Bütün tavuk almıştım. Ne zamandır yemiyorduk var ya pilavla tavuk. Bütün tavuk daha doğrusu. Biz seviyoruz yani böyle. Pilavla ikisi de olunca güzel oluyor. Beril de çok seviyor. Bir de yanına salata yapacağım. Salatayı şimdi yapacağım. Kapı çaldı. Bir saniye. Hemen kapıyı açıp geliyorum. Evet, kapıyı açtım ve gerçi örttüm kapıyı da yani şaşırdım böyle. Bunu kapının önüne bırakıp gitmiş yani kargocu. Aras kargo diyor. Okan Öztürk adına. Hemen açalım mı? Yani Okan'a gelen kargoları aslında açmıyorum ben ama bu galiba benim istediğim bir şey. Trendy olan. Ama olabilir mi bilmiyorum. Değil herhalde ya. O doğruymuş. Evet. Evet bakın. Trendyol'dan bunu bekliyordum. Şunu hemen atacağım. Hayır, kargocu niye bunu oraya bırakıp gitti? Ben hala onun şeyindeyim, şaşkınlığındayım. Tişörtüm de var ya, nasıl karışık. Neyse şöyle. Trendyol'dan bunu bekliyordum dediğim gibi. Zaten 2 gün oldu sipariş vereli. Hemencik de geldi. Ve tarak hediyeli. Keşke var ya bilseydik. Geçen gün Beril'e tarak almıştık, almazdık. Şöyle ay nereye çevireceğimi şaşırdım size. Evet, bir de tarak hediye koymuşlar. Neyse ben kullanırım. Ne sipariş verdim biliyor musunuz? Brezilya fönü. Evde kendin yapmalı Brezilya fönü. Heyecanlıyım var ya. Beril'le kendime söyledim. 2 tane. Şöyle kutunun içinden biri. Bu da biri. Hemen. Yani var ya vlog açmam ve bu kargonun da gelmesi ve kargonun kapıyı bırakıp kargocunun tüymesi yani tüymesi kaçması. Normalde teslim edip giderler ya. Neyse. Brazilian Keratin Care diyor. Bakın böyle, evet. Trendyol'dan bunu sipariş verdik.
Belirle dediğim gibi söylemedim sürpriz olsun diye. Çünkü benim başımın etini yerdi. Ne zaman gelecek, ne zaman gelecek, ne zaman yapacağız, ne zaman yapacağız diye. Öyle bir huyu vardır kendisini. Şöyle açabilirsem eğer. Açamam. Size onu şuraya alacağım. Çok karanlık çıktı. Evet. Böyle evde kendiniz yapıyormuş. Sonra saçlarınız dümdüz oluyormuş 6 ay. Ondan sonracığıma hiçbir düzleştirici, fön, işte ne bileyim ben bir şeyler yapmana da gerek kalmıyor. Şöyle bir şey. Böyle YouTube'da izlemiştim, birinde görmüştüm, yaptı ve çok güzel oldu. Sonra dedim ki ben de alayım ve deneyeyim bakayım nasıl olacak dedim. Bir hazırlık şampuanı, iki keratin bakımı. Neyse okuyacağız, bakacağız nasıl yapıldığını. Ondan sonra yine sizinle birlikte yaparız. Önce Beril'e yapayım. Beril'i denek olarak kullanayım. Yok ya, artık önce ona mı yaparım, kendime mi yaparım bilmiyorum. Yaptıktan sonra da yani birlikte yaparız ya da işte ondan sonra da sonucu da görürüz. Şöyle bunu da açalım. Bunları patlatmayı çok seviyorum ben. Ben bir bakayım yine nasıl yapıldığına falan. Ondan sonra dediğim gibi yaparız birlikte. Evet, kaldıralım bunları. Şöyle kitini kapatayım. Sonracığıma tarağı da içine koyalım. Bunu kaldırayım. Kapatamadım. Neyse, bunu şimdi kaldırayım. Ondan sonra da ben salatayı yapayım. Salatayı hazırladım, gördünüz zaten. Tavuğunda baharatını falan ekledim, böyle hazırladım, sadece fırına girecek. Pilavım pişmek üzere. Neyse böyle yani, evet, yemeklerim de hazır olmak üzere. Evet, yemeklerim hazır. Çöpü de attım, geldim. Çöpün üstüne de sildim bir güzel. Tavuk da fırında pişiyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Daha doğrusu giriştim bile. Şuraya birazını koydum. Şurayı bir temizleyeceğim, toparlayacağım burayı. Taşındığımızdan beri orası böyle hani mikrovalı olmadığı için her şeyi böyle tepmiştim. Şu da çiçekleri suladığım şişe. Onu da atacağım zaten. Her gün bir şişe çıkıyor. Atayım onu da, orayı bir temizleyeyim. Ondan sonra da burada yerde duran, burası da böyle. Yerde duran şişeleri falan oraya dizeceğim. Yağı oraya koyacağım. Yağ dolaba sığmıyor normalde. Şuraya aşağıya koyuyordum ama biraz boyu büyük olduğu için yeni almıştık onu da. Birazını şişeye koydum. Yerde duruyor. Çömleği hala boyayamadım. O da orada duruyor. Bu suları oradan kaldırayım dedim. Bir de yağı kaldırayım dedim. Şimdilik buraya koyacağım. Hemen hızlıca yemeğimizi yemeden önce, şarjım da bitiyor var ya. Yemeği yemeden önce burayı halledeyim dedim. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right
lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you? Evet, bakın böyle oldu. Yani deminkinden çok 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 iyi oldu. Galoşları, ıslak mendili falan yine buraya koydum. Yani şimdilik böyle duracak işte. Ondan sonra sular bittikçe zaten yerine su gelir. Zaten mikrovale gelince de hepsi çıkar buradan. Yani böyle bir düzen yapayım dedim. Çünkü gözüme o kadar kötü görünüyordu ki. Bunu da halletmiş oldum yani. Uy, uzanamadım ya. Hadi bakalım al. Beril'e ben de eşlik ediyorum. Kedi mamasını götürüyoruz. Kedileri besleyeceğiz. Ben de merak ettim. Beril her gün iniyor. Acaba hangi kedileri besliyor diye. Ben de bir göreyim dedim. İyi yapmışım mı? Hı? Gidiliyor. Buradan mı gidiliyor? Binecek mi? Değil mi? Yok. Evet. Kedilere buradan gidiliyormuş. Ya yoksa kediler? Hı? O zaman ben seni. Ha, gölgemiz burada. Bakın bizi görüyormuşsunuz gibi olsun. Ama gitti. Aşağı gelince gitti. İşte bir tane bulduk. Hepsi burada. Gel. Orada. Orada. Bir sürü. Arkamı bir döndüm, bir sürü kedi. Beril kedilerin yerini keşfetmiş. Bak orada iki tane. Biri buraya gitti. Orada. Gelmiyor. Bunlar tok kediler bence. Korkuyor mu? Bak kaçıyor. Neyse biz açıp koyalım. Yerlerse yerler. Açamıyor mu? Değilip açmamışım ki. Şuraya koyayım mı? Dur açayım, dur çekil. Ya çekilsene, ya çek şunu. Nasıl bu kadar? Ne yapayım, bunu bırakayım mı üstünde? Herhalde bir yerleri kesilmez ha. Ya hiç bana göre bir iş değil bu. Hiç bana göre bir iş değilmiş bu Beril. Sevdi bu beyaz. Şu kara kediye de versin. Gel sen de ye, gel. İyi de bu hepsi senin değil, ona da ver. Keşke iki tane alsaymışım ya. İyi de altı tane kedi var anne. Tamam da hepsini bu yiyor. Hepsi geldi. Hepsi geldi, yiyorlar. Öbürü de var. Valla kavga çıktı. Kedi kavgası çıktı. Öbürü dahaki da sefere. İki tane alıp koyalım. Çek onu. Bu gelmiyor, küstü. Onlar iyi yiyorlar ha. Beril'cim. Ha? Sevdiler mi? Kavga etmeye başlarsalar. Sevdiler mi? Evet. Ne dersin? Birbirleriyle kavga ediyorlar. Bak biri bırakıyor, biri yiyor. Biri bırakıyor, biri yiyor. Bu mu? Evet. Bir tane daha geldi. Yedi hepsini. Şu beyaz var ya, hepsini yiyor gerçekten de. Alıp
çok hediye vereyim mi? Neyi alıp vereceksin? Gel. Ya gel gelsin o, ne yapalım Belicim? Hepsini şey yapıp kucaklayıp zaten elleyemiyorum. Bunu da mı sen getirdiydin? Beril. Evet. Hepsini kucaklayıp ben yedirecek halim yok herhalde. Zaten elleyemiyorum. Korktu. Neyse biraz burada takılalım böyle. Bakalım yesinler. Evet. Beril resim çekmiş, onu gösteriyor bana. Allah, hava da bir soğuk var ya. Dondum. Evet, herkese ertesi günden merhaba. Duştan çıktım şimdi. Saçlarım felaket ıslak. Hemen kurutacağım. Hummalı bir şekilde Beril'le birlikte hazırlanıyoruz. Çünkü dışarı çıkacağız. Arkadaşlarımla buluşacağız. Bir kahve falan içeceğiz. Beril de gelmek istedi. Çok sim var mı? Yok. Sim mi sürmüştün? Beril de hazırlanıyor. Ben de hemen gidip saçlarımı kurutayım. Üstüme giyindim zaten. Sweat giyeceğim üstüne. Tişört giydim. Pantolonumu da giydim. Saçlarımı kurutayım, yapayım. Ondan sonra Beril de giyinsin, çıkalım. Şuraya. Kızlar da gelsin. Şurası çok güneş. Biz geldik. Müşra gelmiş. Camın kenarına oturayım bari. Burası yeni açıldı. Buraya gelelim dedik. Mac Beer Coffee. Güzeldir herhalde. Beril'cim. Şöyle biraz göstereyim size de. Öyle gelir kızlar da birazdan. Hemen yolun kenarı. Okan bizi burada indirdi. Biz de birazdan ne içeceksek onu alırız. Değil mi Beril'cim? Ne içeceksin sen? Bilmiyoruz ki gerçi burada neler var, değil mi? Ben zaten kahveyle aram yok. Yok, yemeği sanırım. Ya afiyet olsun. Ben de yedim çıktım. Hiçbir şey yememiştim. Burada bir grup olun da bayılacağım dedim. Merhabalar. Allah'ım çantamış. Ne aldın? Tavuklu bir şey. Ha, öyle evet. Şey de var. Normal kafe gibi burası. Hmm. Ama tek böyle işte. Evet. Hani Starbucks gibi değil. Daha yok, böyle şey. Evet. Yemek tarzı şeyler de var. Çok sıcak. Neyse bakalım, keşfedelim bir yani. Böyle yeni yeni yerleri var mı? Ben buranın tarzını beğendim. Yani flat white Starbucks'tan daha kahve. Ya. Starbucks biraz daha süt. İşte Starbucks sanki hani böyle en iyisi gibi geliyor ya. Değil işte. Bazı değil, şeylerde değil. Tamam ama. Yani. Yani sadece süt koymaya başladım ben flat white'larına. Merzifon'da da var biliyor musun? Ha. Bir anda her yere açıldı. Evet evet. Merzifon'da da yeni açıldı. Oo, pastaya bak verin. Donut mu var? Tane kalmış. Evet, içecekler burada. Ne içsek bakalım dedik Beril'le. Şöyle şöyle bir ön şey yapalım dedik. Ben çünkü 40 saat düşünürüm şimdi.
Evet, biz eve geldik. Hemen şuradan şu Brezilya fönü kutusunu alayım. Belin'in odasına gidelim. Demin geldik eve. Gördünüz zaten mercimek çorbası koydum. Zaten dünden yemeğimiz vardı, tavukla pilav. Bir ekstra mercimek çorbası koydum. Bir de salata yaptım. Ondan sonra da boyayı aldım. Buraya geldim. Şey boya diyorum ya. Neydi bunun adı, Brezilya sönüğünü? Belirlinkini bugün yapalım mı seninkini? Seninkini yapalım, sonra ben kendiminkini yapayım. Ne dersin? Burada okudum ben zaten nasıl yapılacağını. Hazırlık şampuanı ile yıkayacakmışız falan filanmış. Böyle yani yaparız herhalde. Kolay olur. Şuraya koyayım. Ama önce biz bir yemeğimizi yiyelim. Acıktık çünkü, değil mi? Kahvaltıyla duruyoruz daha. Orada da kahve mahve içtik, bir şeyler içtik. O da iyice böyle acıktırdı mı seni de? Beni acıktırdı o sıcak çikolata. Hot chocomoko. Ondan sonracığıma, evet, neyse biz yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da Beril'in saçlarını yapmaya başlayalım. Hı? Ne dersin? Ne dersin? Biz şimdilik şampuanın nasıl uygulanacağını falan filan işte şey yaptık. Çünkü burada böyle tam yazmıyor. YouTube'dan tekrar izledik. Ondan sonra canım belirle şimdi yapacağız. Şampuanı, hazırlık şampuanını 2 kere de 5 dakika bekleterek işte banyoda normal şampuanla yıkanır gibi yıkanacakmış. Ondan sonra çıktıktan sonra hafif nemli saçına da bu keratin bakımı uygulayacağız. Bunu da işte uyguladıktan sonra biraz böyle kurutup düzleştirecek. Düzleştirdikten sonra da 48 saat yıkanmayıp bu kafasında duracakmış. Yani böyleymiş. Şimdi başlayacağız. Beril bir yıkansın şampuanla, hazırlık şampuanıyla. Ondan sonra da keratin bakımı uygularken tekrar çekeriz. Madın değil mi Berilciğim? Yıkanacağım. 5 dakika bekleteceğim. Durulacağım. Ondan sonra bir daha süreceğim. 5 dakika bekleteceğim. Durulayacağım. Normal yıkanır gibi yani. Biraz anlaması zor böyle karışık olunca. Orada bir de difüzyon, müfüzyon falan bir şeyler yazıyor. Hele bunu hiç anlamadık. Tamam, ben şimdi belirliğine dökeceğim, bu kadar kullanayım. Biraz dibinde bırakacağız, sonra bir daha belki kullanılır diye. Hello. Geldim sonunda. Beril saçlarına iyice böyle kurulamış. Şimdi hemen bu tarakla yapacağım ya. Bence galiba bu tarağı bunun için koydular içine. Bu olabilir değil mi? Şimdiki şey yapacağım. Böyle bir şeyin içine dökmeyeyim de kafana dökeyim. Ondan sonra böyle tarayayım. Değil mi? Bu bildiğiniz saf keratinmiş. Evet, hadi başlayalım. Uyguladım. Her yerine gelmiştir herhalde. Tabii böyle havlu serdik, eldiven taktım. Ondan sonra her yerine gelecek şekilde yaptık. Şimdi biraz böyle emsin, ki yapsın saçlarında. Ondan sonra da şey yapacakmışız. Düzleştirecekmişiz işte, düzleştiriciyle. Ondan sonra 48 saat bekleyecekmiş. Evet, geri geldim. Artık son işlemi kaldı benim. Düzleştireceğin ısınmasını bekliyoruz. Allah, ben de var ya bu vlogu artık burada kapatacağım. Beril de burada, düzleştirici elinde. Birazcık kurudu yani, fön makinesi tuttuk biraz. Şimdi düzleştiriciyle böyle düzleştireceğim. Tamam mı? Yani önünü böyle ortadan ayırıp nasıl? iki yönün, yani bunu buraya, bunu bu tarafa. Yani böyle yapacağım Beril. Böyle işte düzleştiriciyle yapacağım. Tamam mı? Tamam mı Beril? Al. Hala böyle keratin şeyleri var. Öyle arkaları öyle ayırmana gerek yok. Ya da yap işte nasıl yapıyorsan. Al. Hadi başla. Beril bunu yapsın. Ondan sonra işte bakalım, 48 saat sonra artık sonucu göreceğiz. Tepeden yap. Tepelerden. 8 saat sonra da zaten sizinle de paylaşmış oluruz. Evet, çok heyecanlı, bence çok merak ediyorum var ya nasıl olacak.
Ben de yapsam mı acaba sonra kendime? Artık kendime yaptığımı çekmem zaten. Belli uygularken gördünüz çünkü. Yani biz de merak ediyoruz. İlk defa denediğimiz için nasıl bir şey olacak diye. İnşallah istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Sonra da bir daha hep bunu kullanırız, değil mi? Galiba 6 aya kadar duruyormuş bir de. Değil mi Melih'ciğim? Bir de tuzsuz şampuan mıydı? Böyle bir şeyi vardı. Onu da almamız lazım. Tabii de yeni şampuan almıştık kendimize. Neyse. Onu da mecbur alacağız. Çünkü yani bunu yapınca öyle olması gerekiyormuş. Evet, böyle yani. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve bu vlogu beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın.